Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bilgisayarımızda arkadaşlar oyun oynarken FPS'imizi artırabilecek, sistemimizi daha hızlı çalışmasını sağlayacak ve arkadaşlar pingimizi düşürebilecek bazı ufak kayıt defteri ayarlamaları yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu ayarlamaları size şöyle göstereyim. Ben bunları yaparken tek tek uğraşmamamız için buraya not ettim arkadaşlar. Yani konumlarını. Ben bunu yükleyeceğim. Açıklamalar bölümünden alın bunu ve siz de bir yere yapıştırın ve buradan kopyalayıp yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu işlemi yapmadan bir sistem yedeği almamız lazım. Her ihtimale karşı. Şimdi bunun için arkadaşlar bilgisayara gelip özellikler diyoruz. Ve ardından arkadaşlar sistem korumasını tıklıyoruz bakın şuradan. Burada arkadaşlar bakın şurada oluştur diyor. Buradan arkadaşlar yedek yazıyorum. Buna da hatta yedek 1 diyelim. Ve oluştur diyelim arkadaşlar. Bakın bir geri yükleme noktası oluşturuyor. Bu arkadaşlar snapshot. Kali Linux veya Linux işletim sistemi kullananlar bilir. Bu bir snapshot. Herhangi bir problem olduğunda bilgisayarımızın şu an mevcut olan haline geri dönmemizi sağlıyor. Ve oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kapatıyoruz. Aynı işlemi siz de yapın. Şimdi arkadaşlar buradan ara çubuğuna gelip buraya kayıt K yazdığınız zaman veya kay yazdığınız zaman çıkıyor. Kayıt defteri düzenleyicisi. Üstüne gelip sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Ve evet diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Şimdi. Şöyle temizleyelim. En yukarı gelelim. Şimdi arkadaşlar kayıt defterim daha doğrusu not defterimi açıyorum ve buradan hazırlamış olduğum bölümleri alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum ve enter diyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar search ordering config. Burayı çift tıklıyoruz. Burası sıfır olması gerekiyor. Yani burayı silip her ne varsa burada sizde de sıfır yapıp enter diyoruz arkadaşlar. İkinci adımımıza geçiyoruz. İkinci adımdaki şuradaki uzantıyı kopyalıyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Buraya yapıştırıyorum ve enter diyorum. Şimdi arkadaşlar burada Hiber Boot Enable yazan bölümü bulmamız gerekiyor. Evet bakalım Hiber. Evet bakın şurada arkadaşlar Hiber Boot Enable. Burayı çift tıklıyoruz. Burayı arkadaşlar sıfır yapıyoruz. Her ne yazıyorsa arkadaşlar burada burayı sıfır yapın. Enter diyoruz daha sonrasında. Şimdi üçüncü adımımıza geldik. Buradan uzantımızı evet fazla oldu. Kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Ve bunu buraya yapıştırıp enter diyorum. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey Network Trolling Index yazan bölümü çift tıklatıyoruz. Burada sizde büyük ihtimalle bu yazmayacak. Farklı bir şey yazacak. A yazabilir, D yazabilir. Onu siliyorsunuz arkadaşlar. Siliyoruz ve buraya ufak harflerle 8 tane F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane F yazıp tamama basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında alttaki bölümü ise çift tıklıyoruz ve burayı sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Her ne varsa burayı sıfır yapıp enter diyoruz. Şimdi dördüncü adımımıza gelelim. Şöyle kaydıralım. Şuradan kopyalıyorum. Bunu buraya yapıştırdım ve enter'a bastım arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken birden fazla şey var. Öncelikle arkadaşlar bakın Game DVR Enable yazan bölümü tıklıyoruz ve burada her ne yazarsa yazsın biz burayı sıfır yapıp enter'a basıyoruz. İkincisi ise arkadaşlar hemen altındaki Game DVR FSE Behavior Mod yazan bölüm arkadaşlar. Burada sizde 0 da yazsa, 5 de yazsa siz burayı 2 yapacaksınız. Yani 2. Sonra tamam diyeceğiz.
Bir başka adım ise şuradaki arkadaşlar GameDevRe Honor User FS Behavior Mode arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz ve burayı 0 yapıyoruz. Evet, bir sonraki adım ise arkadaşlar şu en üstte gördüğümüz GameDevRe DVX Honor yazan bölümü çift tıklamak ve burayı da 0 yapıp Enter'a basmak olacak. Şimdi arkadaşlar son adım ise hemen bir altında bulunan GameDevRe EFS ile başlayan bu bölümü açıp arkadaşlar burayı 0 yapıyoruz yine ve tamam diyoruz. Evet, bu adımı tamamladık. Şimdi arkadaşlar 5. adımımıza geçelim. 5. adımımız yine şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle GPU Priority yani ekran kartı önceliğimizi soruyor bize. Bunu çift tıklıyorum ve burada her ne yazıyorsa yazsın bunu 8 yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Enter diyoruz. Hemen altındaki Priority yani önceliği ise arkadaşlar yine 6 olarak ayarlıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Hemen bir altında arkadaşlar Schedule Category yazan bölüm var. Burayı arkadaşlar High yapıyoruz. Yani yüksek anlamında. Bakın H büyük High. Daha sonra tamam diyoruz. Ve hemen bir altındaki bölümü de arkadaşlar yine sizde başka bir şey de yazsa burayı da High olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra tamam diyoruz. Bu adımı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi 6. adımımıza gelelim. Şu kaymasa çok güzel olur. Şimdi buradan bunu kopyalıyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada value yani değer bölümüne siz de farklı bir şey yazabilir 0 yerine. Siz bunu 0 olarak ayarlayın ve Enter'a basın. Bu adım da bu kadardı. Şimdi 7. adımımıza geliyoruz. 7. adımımızda şuradaki uzantılarından da ne ayarlaması olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela güçle ilgili bir ayarlama. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunu yapıştırıp Enter diyoruz. Burada arkadaşlar Hibernate Enable'ı bulmamız lazım. Hibernate Enable şurada gördüğünüz gibi. Bunu çift tıklıyoruz ve burada her ne yazarsa yazsın burayı 0 yapıp tamama basıyoruz. Şimdi bir sonraki adımımıza geçebiliriz. 8. adım. Burada arkadaşlar herhangi birine basıp M'ye geliyorum. Şurada bakın menü Show Delay var. Bunu çift tıklıyoruz arkadaşlar ve çift tıklıyoruz ve burada ne yazarsa yazsın burayı 0 yazıp Enter'a basıyoruz. Bir sonraki adımımıza geçelim. 9. adım. Bunu da buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve Enter diyorum arkadaşlar. Burada bakın en altta Wait to Kill Service Timeout diyor. Burada siz de büyük ihtimalle 5000 veya farklı bir rakam yazabilir. Siz bunu 2000 olarak ayarlayın arkadaşlar. Daha sonra tamam deyin. Ve son adımımız arkadaşlar neredeydi? Evet. Buradan bunu kopyalıyoruz. Evet. Şöyle ve şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Enter diyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz nitelik bölümü var. Attribute bölümü. Bunu çift tıklıyoruz ve burada 0 veya 1 yazıyorsa bunu 2 yapıyoruz. Yani ne yazdığı önemli değil. Burası 2 olacak arkadaşlar. Tamam'a basıyoruz daha sonrasında. Evet, gördüğünüz gibi bu kadardı. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlatıp tekrardan bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu normal performansını herhangi bir şekilde etkilemez bilgisayarınızın. Oyunda ise daha yüksek performans almanızı ve daha düşük ping değerleriyle oyununuzu oynamanızı sağlar arkadaşlar. Ve herhangi bir zarar gördüğünüz gibi ben yaptığım yoktur. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarayan bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.